Evet, kaldığımız yerden Bursa Çimento ile devam ediyoruz. Uzunca bir süredir incelemediğimiz listelerden bir tanesi daha. Yine endeksin düşüşüyle birlikte bu da düşüş trendinde. Bakalım 7.34 kapatmış. Şuradaki iki tane iğne çok iyi olmamış. Yani çok iyi olmamış derken bu biraz hani mal çıkmışlar ki buradan belli ki. Alıcı gelmiş ama sonra mal çıkmışlar. O yüzden biraz buraya gitmesini bekleyen olursa ya da yukarılarda yakalandıysa çünkü şöyle söyleyeyim. Bu hisse evet şu seviyeleri de var. 9 liralar ya da ne bileyim 7 liralar ama muhtemelen bu nerede bakın. 10 liralarda bu da 11 liralarda yani 7 lirada arasında 8 liradan ne bileyim 9 liradan 10 liradan illaki yakalanan vardı ama onlar için biraz daha bekletebilir. Ama bu demek değil ki hiçbir zaman oraya ulaşmayacak. Tabi zaman maliyeti olacak. Kişi satar ondan sonra gider. Vay ben sattım gitti gibi olur. Şimdi bakalım. Desteğine yaklaşmış artık yani şu destek neredeyse burnunun dibinde. Bakalım ne gösteriyor bu? 7 lira. Şimdi onu işaretlemeyeceğim aslında. Biraz daha şuna bakacağım. Hatta burada biraz daha. Gördün mü bak. Şurada ne demiştik? 13.40. %14.27 13.40 şuraya da 14.27'yi yazıyorum ki 14.27'de hani 13.40'a gider 14.27'lere git daha gidiyoruz. Olmaz çünkü 14.27'ye kadar giderim var diyor şu anda. Eğer bu ay içinde olursa tabii bu ay içinde derken yani bu ilerleyen zamanda bu destek gidecektir. Daha sonra bakılır tekrar. Yani ama sonuçta şu 14 liralarda gözüküyor direnç. Evet 14.27. Ama desteğimize bir bakalım buradan. Şöyle yapacağız. Şu desteği kırması kötü olmuş aslında. Yani şurada 8.68 varmış burada. 8.68. Artık direnç gibi görünüyor. Hatta bir saniye. Buraya daha sonra şimdi şunu bir şimdi netleşiyor evet. Burada desteğimiz isterse bu hisseyi şöyle söyleyeyim 5.75 5.75'lere kadar gelirim diyor. Eğer şartlar oluşursa tahtacı isterse buraya kadar gelirim diyor. Çünkü şuradaki çıkışa bir bakalım. 0.61'ine gelmiş. 0.78 yani. Bak. .75 de son durak olur zaten. Bundan önce ne olur? 6.13. Yazalım. 6 lira 13 olur. 8.68'i sileceğim. Şunları da artık siliyorum artık. Bunları öğrendik. Seviyeleri. Evet bak. Hareketin başlaması için de 9.41. 9.40 diyelim. 9.40 TL. Yani burayı kırması lazım. Ama burayı kırarsa direkt gitmez. Şuradaki 11.62 gene bizi tutacaktır. Yani yukarıya gitmesinin şerhi şudur. 11.62 kırılırsa çünkü 9.40'ı kırar. Bakarsın yarın bir gün döner ya da bu direnç, bu düşen trendi kırar. Direkt buraya kadar hamle yapması beklenir. Önce buradan onay alması gerekir. Ama bana kalırsa şu daha olası. Yani buraya kır diyelim 9.40. Burada bu 11'lere gitmeden nasıl diyeyim? Yani şu şekil atıyorum şuralardan belki 10.64 işte 10.64 yarın bir gün olur. Atıyorum 10 lira. Yani 10 liralarda falan
Bu bir direnç görür. Yani o yüzden 9.40 önemli. Yani 9.40 10 liralar. Yani çünkü buradan bir tepe daya yapabilir. Ya bu tepe şöyle de olabilir. Ya buraya gelir düşer ya da buradan düşer. Çıkar öyle gelir. Ama buradan bir düşen tıraş. Şunu karşılayacak bir tepe olabilir. Nasıl ki buradan karşılanmış daha önceki tepeler. Ama önemli olan burada şu anda 9.40. 9.40'ın kırılması lazım. Aşağıda da şuradaki dipler bakalım nereye gösteriyor. Şuradaki diplere çalışır önce. 6.72. Aşağıda da 5.75 son durak olur. Yani şöyle bir üçgen var. Görünen. Şimdi dolar bazlı da bakacağım tabii ki de bakalım. Evet 6.70, 6.48 olabilir. Yani bu aşağıdaki seviyelere daha doğrusu şurada çok aşağıdan 6.72, 6.48 direkt seviyeleri çok önemli de değil. Yani önemli de değil derken düşeceğine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani sen 5.75'i beklersin düşecek de düşmez ama 6.72'den döner. 6.50'den döner. O önemli değil. Ben şimdi gene diyenler olacak. Ben düşeceğini zaten biliyorum. Sen bana seviye söyle. Onu kimse daha kesin %100 kestireceğini bak buradan nasıl böyle düşebilir. Arkadaş sen de öyle olabilir, böyle olabilir diye söylüyorsun. Sen bu işi bilmiyorsun. Teknik analiz yapmıyorsun. Doğru ben teknik analizi ben isteği inceliyorum şu anda kendimce. Bu bir YouTube videosu. Kanala abone olup destekleyebilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. Ama daha önceki analizlerime bakarsanız çok da şey olduğunu söyleyemezsiniz. Yani alakasız. 9.31. Düzeltelim. Evet buraya kadar izlemediyseniz 9.40'ı bekleyebilirsiniz. 9.31. Şimdi dolar bazda bakacağız. Yani 14.27'leri var. Şuradan bakalım şu seviyesi neymiş bunun. Zaten bak buradaki seviyesi de 14'leri gösteriyor. 14'lere gelmeden 1.618'den de dönebiliyor. O da 13, 11 oralar olabilir. Sonra vay efendim 7 liradan aldım, 6 liradan aldım, iyi fiyattan aldım ama satamadım ya da 13'te aldım. 13'te aldım aman şey yapmadım. 15'i bekledim, 11'de aldım, daha yukarı gidecek dedim, gitmedi vesaire olmasın. Yani şu anda 14'leri gösteriyor yani bu ise. 14.20'ye hemen bir dolar bazlı bakalım. Evet. Yönünü aşağı çevirmiş zaten şuradan. Çok belli. Şurada tepeler yaparken. Bak burada direnci var. Hatta buna kadar, buraya kadar çekmeye gerek yok bunu yapmaya gerek yok. Şöyle yaparsak daha net anlarsınız. Daha net görülür. Yani şuralara oynamaya şu anda çok gerek yok. Yani illa ki tabii ki de buradan düşen trendimiz var. Yine yazalım ama öncesinde şurada yapmış zaten bir daha bir düşen trend. Burayı kırması gerekecek önce. Yani şuradaki tepeleri yani ne gösteriyor burası da? 0.27 sent. 0.27 sent. Derseniz TL bazlı grafikte ne anlatıyorsun? Bir şey anlamadım. 0.35 dolar bazlıya bakabilirsin. Dolar bazlı bu seviyelerden bir şey çevirirsin. TL herhalde çarpmasını da bilirsiniz. Şuradaki soldaki diplere bakalım. Bak bu dipleri de kırıyor yani. Aşağı bu dipler de tutmamış. Bu diplerin tutmaması kötü gösteriyor grafiğe. Yani kötüye işaret. Çünkü bu diplerde tutmadıysa şurada bir tutunmaya çalışmış ama çok fayda etmemiş gibi. Buradan sonra bak şurada uzunca bir mum var. Şu muma kadar da önlem alınabilir şuradaki dibe ve tepeye kadar yani 0.18'e kadar. Şimdi o arada bakalım başka seviyeleri var mı? Ona bakacağız. 0.18 sent. Bak burada da mesela şurada bir çanak gibi gözükebilir.
İnsanlar şu katlayacak mantığıyla gitmiştir. Bu katlayacak demiştir, katlamamıştır. Katlamamıştır değil, katlamamış. O yüzden beklenti o yöndeyse, çok barizse yapmıyorlar. Hatta şöyle yapan bile olmuştur bak buradan. Düşen trendi var. Aha bunu kırdı bak şurada mesela. Şöyle diyor insan. Aha 0.36 düşen trend vardı. Kırdı yürüyecek. Yardıracak yukarı. Evet 0.37'den 55'e bir yardırmış. Ondan sonra ama aşağı düşmüş. O yüzden bu tarz tuzaklar oluyor. O yüzden diyorum ben analizlerde yani 0.18'e gelebilir ama düşebilir ama hani bu düşmeme şeyine göre mesela buradaki olay gibi. Sen şimdi burayı kırdı yukarı gitti aldıysan burada şurada şu iğnedekilerden biri de sensin yani. İğnede mal iğne, şu orada mal alan yani. İğneye takılanlar. Şuradan şöyle yapabilir miyiz? Yok. Buna şimdi aşağısı 18 gözüküyor. Günlükte başka bir şey var mı ona bakacağım. Baksana şuradaki diplerin hiçbiri bunlar fasafis olmuş. O yüzden 0.18'ler önemli. 0.18'de ne yapıyor? Dolar 34 lira olsa 6 lira 6 lira 12 kuruş. Yani normal. Sonra demeyin oraya 6.72 yaptın. 6.72'yi vermedin hedef. Şuradan bir aylıktan bakacağım ya. Bundan yukarıda seviyeleri bunlar 27-35. Yine bakayım. Yani şuradaki tepeler zaten bırakmaz. Şuradaki tepe bırakmaz. Burası bırakmaz. Şimdi şurada desteğe geliyor gibi. Şubat pandemi. 2022. Bak. 18'den yok o kadar da gelir mi diyen olursa bak 16 doğru gelmez o kadar ya 18'e gelmez istersem 16'ya da gelirim diyor hani diyor ya şeyde o istersem abi iyi halden 18 zaten benim söylediğim şu seviyeye geliyor daha da $16 de var. Var olması geleceği anlamına gelmiyor ama 16 sent desteği var. Ta 2020'den gelen bir. İki kere değmiş. Şurada denemiş olmamış. Olmamış. Burada muhtemelen 16 olmasa da 18, 19. Yani ya bu desteğe değer ya da bu yakınlarından bir tepki yapar. Yapacaksa. Çünkü bak 18'de tam şu dibe geliyor. Muhtemelen şu dipten de yapabilir. Onun için 18'i 6 liralara dikkate almakta fayda var. Aman şeye gelmez yani. Burada da girebileceğiz zaten. 31, 35 centle bu 18 centle 35 cent arasında gözüküyor. Herkes şuraya şimdi gözünü dikebilir. Yani 10 cent daha ama buna bakmam için erken çıkıyor. Aşağı gözünü dikmiş yani şurada. Al bak. Hatta 18'den önce var mı bir şey? 19 işte dediğim gibi 19, 18. Onu da yazacağım bak. 19. Aşağıda bu seviyelere dikkat. Daha ne yapayım? Bu kanala abone olunmuyor daha. Bu kadar her şeye göre uyarıyorum. Seviyelerini söylüyorum. Ona göre önlemini almak kişinin kendisine kalmış. Bakalım gerisi ne kadar zamandır? 94'ten beri. Bak gördün mü? Ta ne zamanki tepeye gelmiş. Bu kaç? 2000. 23 sene sonra buradaki tepeye gelmiş. Arada şurada da tepeler var. Gelse gelse zaten maksimumda bir daha geleceği yer 1 2 3 yani bir daha buraya gelir yani. Bunu bir daha incelemem muhtemelen. 0 54 santlere giderse gider yani. Bunun ötesi çok şişirme olur yani. 0 54'te ne yapıyor zaten? 18'e ya 18'e 7 liradan 18'e ya ben bu beni kesmez ya. %100 gidiyor. Enflasyon gidecek bir sene sonra 6 ay sonra %80 kimse enflasyonu yenemez. Hele böyle bir enflasyonu. Ekonomi düzelmediği sürece. Ayrıca kimse de burada bize para kazandırmak için durmuyor. Siz nasıl örnek vereyim? Hatta 54'ten önce 50 cent var. Şeyden önce 54 kalsın ya. 54 maksimum olur. 7 liradan alıp 15'e, 10 liraya, 11 liraya satmak istiyorsan
Başka biri de 5 liradan aldığını 10 liraya satacak sana. Sen de 10 lirada aldığını, 11 lirada aldığın hisseyi satmaya çalışacaksın ama başkasından daha pahalıya almış olacaksın yani. Adam satmış olacak. Bu şekilde işliyor bu işler yani. Sen nasıl daha pahalıya satmak istiyorsan, başkasına malı çakmak istiyorsan. Yani diyor, diyen varsa ki ben burada hayrına buradayım. Şey yapmak istemiyorum. Kimseye mal çakma niyetim yok. Öyle bir şeyim yok. O zaman borsada niye duruyor insanlar? Burası şey mi yani? Borsaya bir satış yazdım oraya. O satış yazdığım için satış oluyor. Öyle bir şey yok. Yani nerede ne şekilde olduğunu insanların fark etmesi lazım bak. Şuradan gelen desteği yani. Bu neymiş? 19'a mı geliyor? 20, 19. İşte 20 olur, 19 olur. Yani o kadar da yani bu kadar milimi anlık şey yapamam. Onu yapmak isteyen varsa, yaptırmak isteyen her seviyeye düzgün şekilde anlık analiz o zaman katılabiliyor olacak. Vesaire vesaire. Evet benim uçumla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.